abiniz mi? Telefon hattındaymış galiba. Evet, Necmettin. Ha, Necmettin Bey. Necmettin Bey, merhabalar. Merhabalar Didem Hanım, merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler, geçmiş olsun. Yeğeninizi arıyoruz. Siz de Uğurların evine gitmişsiniz galiba, aramışsınız. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya olay şimdi biz her kanaldan olayı duyduğumuzdan Fatoş şimdi 10 numara bir çocuk. Hanım hanımcık bir çocuk. Sevecen, tatlı bir çocuk. Hı hı. Şimdi Fatoş'un böyle bir olayla isminin alınacağını hiç aklımızın ucundan bile geçmez. Ya olabilir. Hayat insana her şeyi getirebilir. Kandırabiliyorlar çocuklarımızı. Evde bir şeyler yaşanıyor. Biz sevgiden yaptığımızı zannediyoruz. Evet. Onlar bunu baskı olarak görüyorlar. Maalesef yani. Peki sonra şimdi oraya gidince ne gördünüz? Ailelerine ne konuştunuz? Ya şimdi biz Uğur denilen bir çocukla bir işte aşk gibisinden bir sıcak yakınlık bir olduğunu duyduk. Evet. Ben bunun aileden kız kardeşimden telefonunu aldım. Çocuğu aradım. Dedim ben senden bir görüşmek istiyorum. Ben öyle dedikten belli bir saat sonra, yani belki bir saat kadar falan sonra benim kız kardeşimin evine gidiyorlar. İşte Fatoş'un kendilerinde olmadığını, bu olayla alakalarının olmadığını, işte bu olaya kendilerinin karışmak istemediğini, emniyette falan atlarının geçmemesi için falan filan. Sonra kız kardeşim, ben de tam onlara giderken yol üzerinde kız kardeşim tekrar beni aradı ki abi dedi böyle böyle bir durum oldu. Bize geldiler falan, olsun dedim. Ben yine de bir gideceğim. Görüşeceğim. Ne gördünüz? Ya aileden ya siz de aileden şüphelendiniz mi gidince? Ya şimdi şöyle Didem Hanım, mesela şüphelenme şöyle. Fatoş'un yakın olduğu, yakinen temasta olduğu veya böyle yakınlaştığı herhangi bir kimse yok. Bütün uçlar bu çocuğa çıkıyor. Ama en son iş yerindeki Mehmet, yani gerçek Mehmet abi yerine onun şeyini, ismini kullanarak sahte bir Mehmet diye biriyle konuşuyor. Ama o Mehmet de Uğur'un arkadaşıymış galiba. Gerçekten ya Uğur'un arkadaşı mı, yoksa acaba başka bir insan mı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Fatoş mesela öyle bir nasıl söyleyeyim, bir ekeliği yok. Her şeyine böyle açık ve alenen kendisini karşıya ifade, yani sergileyen biri. Şimdi biz o gün kendi çabamızla telefonlarını falan karıştırdık ve bir sosyal medyası yok. Dolayısıyla siz de Uğur'dan şüpheleniyorsunuz anladığım kadarıyla. Bütün oklar ona çıkıyor ve çocuğun söyledikleri de bir söylediğini tutmuyor. Çocuğun söylediklerini kovalamış mıyız? Çocuğun söylediklerini ekranlara getireceğim. Orada çok ilginç ifadeleri var Uğur'un. Dün yayına katıldığında Uğur'un söyledikleri ya bence çok çok ilginç. Onu bir ekranlara getirmek istiyorum. Şimdi arkasından çok önemli bir telefon var. Ya yani Uğur'un aslında gerçekleri söylemediğini bize doğrulayacak bir telefon. Uğur dün bize ne söyledi? Bir gelsin ekranlara lütfen. 7 gündür aslında ailesine diyor ki işe gidiyorum diyor. İşte 500 lira da gövmiyesini alıyor, annesine veriyor. Bir işe gidiyor, geliyor bana muymuş? Bana da dedi ben çalışmıyorum ama annesi diyor çalışıyor. Ben muhasebeyi arıyorum. Bize diyor Fatma bunun IBAN'ını verdi. Biz ona atıyoruz, o da size atmıştır abla diyor. Peki bu neden oluyor? Bunu da da desin. Evet söyle Uğur, bu ne benim demek? Benim çocuğumun çalıştığı para bunun kendisi hesabında ne geziyor? Kendisi IBAN'ını verdi zaten muhasebeye abla. Kendisi senin hesabına yatsın, kendi annemin hesabına atarsın. Ben dedim sıkıntı yok. Ne kadar sana para gönderiyordu, sen annesine ne kadar para atıyordu? Ben annesine zaten iki defa tek attım. Bir kardeşini, bir onun parasını attım zaten. Niye neden, ben onu anlamadım. Tamam, senin kızın benim IBAN'ımı verdi muhasebeye. Ya benim kızım parasını neyini niye işletiyordun sen? Abla senin kızın zaten çıkacak ortaya. Her şeyde çıkacak ortaya. Benim alnım açık. Ben bilseydim ben de onun gibi kayıp olurdum şimdi. Bak benim telefonum açık. Ailesiyle her gün görüşüyorum. Ama ne yaptınız, bilgi aldınız mı? Ailesinden kaçıyor olabilir mi sence? Bana diyor, benim ailem sürekli bana karışıyor, beni dövüyor. Sürekli diyordu bunu. Kim yani şiddet ben diyordum ona, ben de abla diyordum, devlet diye bir şey var, git devlete sığın, devlete derdini anlat, devlet seni yurda versin, benim elimden bir şey gelmez. Şimdi kızınız ya bir şekilde çıkacak bu kadar peşindeyse diyor. Bu bir. İkincisi diyor ki telefonu yakaladığım şeyler vardı. Acaba telefonunu başkasıyla bir yazışmalarını gördükten sonra onu bir şekilde ikna etti, gel evlenelim diye götürdü mü Uğur? Yani düğümü Uğur çözecek yani. Evet. Küstük diyor. Nasıl? 3 gündür küstük. Küstük diyor. 3 gün içerisinde birdenbire bu kız elinde gitti. Elinde telefon yok çocuğun Didem nasıl Hanım. Nasıl bulacak Hatice Hanım telefon yani? Telefon yok. Mümkün değil, bulamaz yani. Bir de şunu söylüyor. Beyefendi hatta mısınız?
Evet, buyurun. Tamam, teşekkürler. Hemen geleceğim size. Telefondaki kişi gerçek Mehmet Bey. İş yerindeki Mehmet Bey. Evet, ben bu adamı da işte fıkaraya gittim, bastım. Konuşacağım ben Mehmet Bey'le. Dün bize diyor ki kendisi IBAN'ımı verdi zaten muhasebeye. Ben orada çalışıyordu. Şeyde, iş yerinde benim IBAN'ımı muhasebeye verdi. Ondan sonra muhasebe benim IBAN'ıma Uğur diyor paraları atıyordu. Ben de diyor Zeliha Hanım'a gönderiyordum paraları. Direkt niye bana atmadı? Ne kadar para gönderdi size? Mehmet Bey, geliyorum. Mesela geçenlerde 10 bin liraya yakın para geldi. 6300 bir kardeşinin, büyük abisinin 350 lira. Kim gönderdi? Uğur mu gönderdi? Uğur gönderdi. Ama haftalık alıyor bunlar. Uğur bana da 1,5-2 ayda geliyor. Senin kızın orada ne kadar çalışmış peki, biliyor musun? Ben hepsini şu an aklımda değil. Bir hafta iki gün, ya bir hafta kaç gün çalıştığını biliyorsun sen kızının? Mesela şey, ya o isimleri söyleme de. Peki Mehmet Bey, selamlar tekrar. Merhaba Didem Hanım, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Siz gerçek Mehmet Bey'siniz, öyle sesleneceğim size. Bir evet, de sizi kullanarak biriyle yazışmış kızımız maalesef. Şimdi bana önce şunu söyler misiniz? Sizin bulunduğunuz, yani sizin adınızı veriyor şeye, daha doğrusu aileye. Mehmet Bey ismini kullanıyor. Neden acaba sizin isminizi veriyor? Şimdi şöyle, Fatoş bizimle ayın 26-27 Temmuz ayından bahsediyorum. Evet. Ya da 27-28 günlerinde Uğur denilen arkadaşla birlikte işe geldiler. Yani hatta bize önce Fatoş ulaştı. Aha. İşte çalışmak istediğini beyan etti. Daha sonra bir arkadaşının daha olduğunu söyledi. Tamam. Tamam. Zaten biz 3 kişilik bir ekip arıyorduk. Geçici süreliğine bir firmamızın böyle bir talebi oldu. Özür dilerim, ne iş yapıyorsunuz? Biz fabrikalara işte ve benzeri lojistik depolara personel temini yapıyoruz. Anladım, tamam, peki. Yani sizi bulan kişi size ulaşan kişi Fatoş, Fatma. Evet, tamam. Daha sonrasında Uğur'u bizimle tanıştırdı. Ne diye? İşe geldiler. Ne diye tanıştırdı size Uğur'u? Aile dostumuz diye tanıştırdı. Daha sonrasında biz firmaya yolladık. Firmada bize bir uyarı geldi. Arkadaşlar biraz samimiler. Hani uyarırsanız ya da yarın gelmesinler, onların yerine başka bir arkadaş yönlendirebilirseniz diye. Hı hı. Sağ olsunlar, ben de onları uyardım. Akşam çıkışta onları uyardım. Dedim arkadaşlar bakın içeriden böyle böyle bir geri dönüş oldu. Evet. Sizler ricam hani aranızdaki şeyi çok iyi yansıtmayın içeriye. Hatta bir sonraki gün tekrar işe geldiklerinde iş veren tarafı bize bu konuyla ilgili bir geri dönüş sağladı. Teşekkür ederim dedi. Ne kadar arkadaşlar çalıştılar orada? Dedi. Kaç gün çalıştılar? 2 gün sadece. İki gün. Tabii üç kişilik bir ekip olarak gönderdik. İki bayan, yani birisi Fatoş, birisi de Sultan diye bir hanımefendi. Ne kadar para verdiniz peki? O parayı nasıl gönderdiniz? Muhasebeye talimat verip Uğur'un IBAN'ına mı parayı gönderdiniz? Uğur öyle söylüyor çünkü. Hayır. O şöyle, başka bir firmayla çalışmış olabilirler. İş bitiminde elden peşin olarak ödedik biz arkadaşlara. Yani Fatoş'a da elden verdiniz parayı peşin. Tabii. Zaten aynı aracın içerisindeydik. Onlar arkada oturuyordular. Aha. Sultan Hanım önde oturuyordu. Sırayla böyle önce Sultan Hanım'a sonra arkaya doğru uzatıp ikisinin ücretini o şekilde ödedik. Kaç lira para ödediniz şeye, Fatoş'a? Kişi başı 500 lira. Günlük 500 lira. Tabii evet. 2 gün olunca 1000 lira Fatma aldı. 1000 lira da Uğur aldı. Doğru mu? Evet. Tabii. Daha sonrasında Fatoş bize birkaç kere ulaştı. Hani abi iş var mı, gelelim mi diye. Aha. Hani orası sadece 2 günlük bir iş olduğu için hatta bizim gece operasyonlarımız oluyor lojistik depolarda. Evet. Dedim ki hani gece operasyonu var, oraya ayınlanlar izin vermiyor dedi. Tamam dedim. Peki söyleyin. Söz vermişler. Nasıl? Söyleyin, dinliyorum sizi. Bir gün söz vermişler, Uğur'la birlikte gelecektiler. Daha sonrasında işte abi ben annem izin vermiyor dedi. Uğur da galiba bir hastanelik iş falan olmuştu. Ondan dolayı gelmemiştiler. Yani siz de topu topu 2 gün çalıştılar. Siz o topu topu 2 gün karşılığında 1000 lira para verdiniz şeye, Fatma'ya. Evet. Peki sonrasında hiçbir şekilde size ulaştı mı? Kaybolduktan sonra sizi hiç aradı mı? Bir temasınız, bir şeyiniz oldu mu Mehmet Bey? Şöyle, en son 12 Ağustos'ta ben aranacağımı arkadaşlar söyleyince ben de geçmişe dönük hani şeylere baktım. Dedim ki nasıl şey yaparız, nasıl yardımcı oluruz diye. Evet. Bir arkadaşı vardı, Rojin diye, iş bırakmıştılar birkaç tane arkadaşıyla. Evet. Abi işte sizde iş varsa size yönlendireyim dedi. Olur, numaramı ver dedim. 12 Ağustos'ta
O arkadaşlarıyla da görüşmemize vesile oldu. Peki Zeynep Hanım. Görüştük. Arkadaşlar görüşmeye gelmediler fiziki olarak. Ha, gelmediler. Tamam, bekleyin ne olur Mehmet Bey. Şimdi siz Uğur'la beraber burada işe gittiğini biliyor muydunuz? Yok. Hayır. İşte ben bu kaybolduktan sonra bu adamdan öğrendim. Bize peki daha sonrasında biz orada yani benim IBAN'ımı muhasebeye vermiş. Ben de benim IBAN'ımdan sonra yani o parayı Zeliha Hanım'ın IBAN'ına ben atıyordum. Ama normalde parayı hep elden alıyorlarmış. 10 bin lira nereden geldi Zeliha Hanım acaba? 10 bin lira işte benim çocuğumun normal çalıştığı para. O şirketlerden gelecek para Uğur'a gidiyor. Hatta 200-300 de eksik geliyor. Şu an mesela Alperen'in 150 kağıdı eksik. 200 kağıt da Fatma'nın eksik. Çalıştığı para Dilim Hanım. Mesela bu... Ya peyder bir günlük işlere mi gitti böyle sizin kızınız? Günlük iş değil. Lojistik şirkete. Orada sigortası da oluyor. Mehmet Bey'in yolladığı işler gibi işlere gidiyordu yani. Öyle işlere gidiyordu. Aynen öyle. Öyle... Böyle bir cihaz var. Ama siz diyorsunuz ki en son öğrendik işe de gitmemiş. İşte bak bunla iki gün gidiyor. 4-5 gün ara veriyor. Evet. Bak az önce Mehmet Bey de ara verdi dedi. Sadece bizim iki günlük işimiz vardı dedi. Hı hı. Ondan sonra bu rojinlerini Mehmet Bey'e yönlendiriyor. Hatta ben de yandığında. 4 kişiyi Mehmet Bey'e yönlendiriyor aylık çalışması ama için. Ama sizden sonuçta kızınız... Ben hepsini biliyorum. Rojinleri ne yönlendirince... Anne diyor Mehmet abi dedi ki diyor bunları yönlendirince... 3 günlük daha iş var kız gelir misin diyor diyor. Ama sonuçta dün Uğur bize beraber işlerini birlikte çalıştıklarını söylemedi. Muhasebeye benim şeyimi verdiler dedi. O başka dedi. Şirket. Bu yani, ama önemli beri. Değil. Yani ilk şeyi ama önemli değil. Sonuçta birlikte işe gitmişler, birlikte çalışmışlar. Hiçbirini söylemedi. Bir de kızımız neden parayı elden alıyorsa buralarda? Neden size vermiyor da Yusuf'a veriyor? Bunu da elden alıyor veriyor. Didem Hanım. Öbürlerinden IBAN'la atılıyor. Bir 6 aydır çalışıyorlar bu oğlanla. Hayır, sizin normalde kendi bir banka hesabı kurabilir, senin annesinin IBAN'ını verebilir. Ama Yusuf neydi şeyin adı? Yusuf'un Uğur'un IBAN'ını neden veriyor yani ben senin? Ben ondayım işte. Uğur'un, ben de onu soruyorum. Ondan şüpheleniyorum. Uğur niye benim para? Mesela bunlar haftadan haftaya IBAN'dan atıyor. Dün biz Uğur'la konuştuğumuzda böyle birlikte gittik, birlikte çalıştık, birlikte gel. Hiç bunları anlatmadı yani. Evet, ben hiçbir şey söylemedi. Aklıma geldi. İlk geldi. Bugün öbürsü günü sorduğunda senin 4 gün sonra da peki bana Uğur mu acaba? Yani şu anda yani kilidi Uğur sen çözeceksin kardeşim. Bak aile diyor ki ben diyor biz onu satırlarla matırlar diyor karşılamadık diyor. Şahitlerimiz var değil mi? Şahitlerimiz var diyor. Dolayısıyla yani kız eğer sizdeyse valla Uğur yandı çünkü kızlarından vazgeçmiyorlar. Öyle görüyorum kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Hatice Hanım evet. Uğur'u zor günler bekliyor bence. Eğer kız oradaysa. Fatma sendeyse çıkar çıkar. Tamam. Hemen. Getir kızımı. Bir Hatice Hanım. Getir benim akşam kapımın önüne at götür. Nasıl kapının önünden aldın? Öyle de kapının önüne at götür. At götür dedim. Bir dakika. Yasal yaptırımı tekrar bir dakika Hatice Hanım, Hatice Hanım bir hatırlatsın çok kısaca. Sonra hemen konuğumuzu çağıracağım. Evet. Hemen kısaca. TDK 234. maddesine göre kanuni temsilcisinin ebeveynlerinin izni ve bilgisi dışında evi terk eden çocuğu yanında alıkoyan kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Ancak eğer rıza yoksa, cebir ve şiddetle bu suç işlenmişse silahla veya kızın yaşına göre bu ceza artırılabilmektedir. Bu durumda da 1 yıldan 5 yıla ve 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası da söz konusu olabilmektedir. İşlenen suçun yani, neviine göre. Yani gerçekten... Ve ona yardım yataklık edenler de annesi de babası da. Yani işi ve, güzellikle halletmenizi ben size tavsiye ediyorum. Özellikle yetkili makamlara haber vermeksizin. Peki. Ailesine ve yetkili makamlara haber vermeksizin. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani kızımızı çok rica ediyoruz. Eğer sizdeyse evet. Ortaya çıkartın. Son gün sürekli berabermişsiniz. Lütfen yardımcı olun. Aynen. Satırla matırla da adamcağız sizi şey yapmamış, karşılamamış.